Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda GESAN hissesinin girişim elektrik sanayi taahhüt ve ticaret AŞ GESAN koduyla Borsa İstanbul'da gören, işlem gören şirketimizin önce bir kısa temel yapısını inceleyeceğiz. Yeni bilanço geldi. Bilançonun detaylarına kısaca bakmaya çalışacağız. Devamında teknik yapısını inceleyeceğiz. Şöyle bir takaslarına bir göz gezinmeye çalışacağız ve bu videoyu sonlandıracağız. Hepiniz bir kez daha bu videoya hoş geldiniz. Evet hissenin bilançosunun geldiğinden bahsettik. Şöyle bilançoya kabaca önce göz gezdirelim. E, satışlarını 40 oranında yüzde 39 oranında arttırdığını görüyorum. Gayet güzel bir gelişme. Öncelikle satışların artmasını bekliyoruz ve satışlara bağlı olarak tabii ki karlılığın artmasını istiyoruz. Özellikle esas faaliyet karlılığının brüt karın yüzde 100 oranında arttığını görüyorum. Esas faaliyet karının yüzde 74 oranında arttığını, fabök 107 oranında artmış net dönem karı %6 civarında artmış. Sağ tarafa geçtiğimde tabii sağ tarafta dönem varlıklar, duran varlıklar var ve enflasyon muhasebesinin uygulanan bir şirket olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla dönem varlıklarda, duran varlıklarda yani para savunmayan varlıklarda e, tabii ki bir artış olması gayet mantıklı. Çünkü enflasyon muhasebesi uygulanmış vaziyette bu hisseye. Peki şöyle bir baktığımızda bilançoya bir şöyle kısaca göz gezdirelim sizlerle birlikte. Öncelikle toplam dönem varlıkların dediğim gibi varlıklar kısmında bir artış olması zaten beklenen bir konu. Toplam dönem varlıkların 11 milyar civarında seyrettiğini ve %8 arttığını görüyorum. Bakın geçmiş periyota, periyotlara baktığımızda toplam dönem varlıklarını e, her geçen çeyrekte artıran bir şirket ile birlikteyiz. Peki duran varlıklarda ne durumdayız? Toplam duran varlıklarının da 12 milyardan 15 milyar civarına kadar yükselttiğini görüyorum. Yine toplam duran varlıkların da istikrarlı bir şekilde bakın bu önemli bir ölçüt. Özellikle geçmiş verilere şöyle bir baktığımızda geçmişten bugüne kadar sürekli bir artış gösteren toplam duran varlıklar var. Peki şimdi birazdan şu konuya da geleceğim ama. Şimdi benim için biliyorsunuz öncelikli olarak satışların artırması, buna bağlı olarak karlılığın artırması ve bunları yaparken de şirketin ciddi bir borç yükü altında bulunmaması gerekiyor şirketin net borcunun e, çok fazla olmaması gerekiyor. En azından sermayesine oranla borcunun az olması gerekiyor. Dolayısıyla dönem varlık duran varlıklardan ziyade bakın kısa vadeli yükümlülükler. Yani şirketin kısa vadede ödemek zorunda olduğu borçlara bakalım. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerde e, 5 milyardan 5 milyar 610 milyondan 5 milyar 550 milyon civarına bir iniş olduğunu görüyorum. Yani şirketin aslında bu satışlar ve bu karlılıkta kısa vadede ciddi bir borç yükünün bulunmadığını ve şöyle geçmişe nazaran, geçmiş çeyreklere nazaran hemen hemen aynı periyotlarda bir toplam kısa vade borcunun bulunduğunu gözlemliyorum. Bu benim için artı bir konudur bunu söyleyeyim. Uzun vadeli yükümlülüklere şöyle bir göz gezdirelim. Toplam uzun vadeli borçlarının da aslında bir tık arttığını söyleyebiliriz. Ama bunun da yine şöyle son 5 çeyrek oranında periyotladığımızda, Bakın 984 milyon 674 800 .931 Yani aslında makul ölçülerde denebilir. Ve yine aslında toplam uzun vadeli yükümlülüğün artması da yine yatırıma ve büyümeye bağlı olarak da değerlendirilebilir. Teknik e, özür dilerim temel detaylarla size boğmayacağım. Şimdi e, tabii bir de şuna bakmamız lazım. Şurada bir karlılık oranlarına bakalım. Karlılık oranlarını e, diğer enerji şirketleriyle bir karşılaştıralım. Enerji teknolojileri. Evet Aktif karlılık anlamında GESA'nın kendi sektöründen şöyle bir tık daha aşağıda olduğunu görüyor, görüntülüyorum. Brüt kar fabrik marjında, evet fabrik marjında GESA'nın sektöründen bir tık ileride olduğunu görüyorum. Çeyreklik olarak da öyle. Hisse başına geldi hemen hemen paralel hareket etmişler. Net kar marjında da yine sektörünün bir tık altında olduğunu söyleyebiliriz. Tabi sektöründe de e, mutlaka güçlü rakipleri var. Bunun da etkisi olabilir. Şimdi takas analizine bakalım kim en çok elinde tutuyor bu hisseyi. Evet %13.64 ile iş yatırımın takasta bir numarada olduğunu görüyorum. İkinci sıra vakıf yatırımda, üçüncü sıra garanti, dördüncü sıra ziraat ve beşinci sıra yapı kredi. Yani yerli kurumlarımız bu şirketimizin ilk beş sırasında yer alıyor. Fon pozisyonlarına bakalım hissedeği ne kadar fon pozisyonu varsa o kadar aslında orta vade olumlu olarak değerlendirilebilir diye bir yorumda bulunuyorum ben. Dolayısıyla Şöyle baktığımızda ona yakın yatırım fonunun da bu hisseye sempatisinin ilgisinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir bakalım artışlar var mı? Evet, artışlar, azalışlar var. Hemen hemen aynı pozisyonları tutmaya devam etmişler e, yatırım fonları. Peki şimdi yavaş yavaş teknik yapısına geçeceğiz. Teknik yapısında da önce bir de şuradan karneye bakalım sizler için. Evet, karnede karlılıkta da 6 üzerinden 4, büyümede 6 üzerinden 5. E boşlukta da alt üzerinden altı yani borcu bulunmayan, büyümeye devam eden, kar elde eden bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. E tabi şirket hakkında genel bilgiler de internet sitesinde mevcut. Ben de burayı inceledim ama bu tek tek buradaki detay bilgilerle sizleri sıkmak istemiyorum. Şimdi gelelim GESAN hissesinin teknik yapısına. Değerli arkadaşlar GESAN hissesinde e tabi benim VIP'de görüştüğüm arkadaşlardan da bu hissede bulunanlar var. O yüzden ben de aslında teknik yapılarının birçoğuna hakimim. Öncelikle ne diyoruz her zaman? Büyük resmi bir görmemiz lazım. Ya yani Büyük resmi gördüğümüzde aslında geriden başlayan yani 2022'lerden başlayan net bir yükseliş trendinin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve burada kritik simik noktalar var. Kritik simik noktalara da temaslardan sonra kendini bir şekilde yukarı atmayı başarıyor. Bu arada şu yükselen trend çizgisini haftalık grafikte görüntülersek daha mantıklı olacaktır. Bakın şöyle yapalım evet. Haftalık grafikte bakın temasların güzelliğini temasların temizliğine bakalım. Dolayısıyla haftalık grafikte de aslında şu alanlardan başlayan yükselen tren çizgisinin temaslar ve temaslardan sonra yukarı doğru hareketlerini söyleyebiliriz. Son olarak yakın periyotta 25 Mart haftasında yine bu yükselen trend çizgisine temastan sonra fiyatın kendisini yukarı atmayı başardığını görüntülüyoruz. Bakın şuraya bir yakınlaşalım. Evet bu çizgi temastan sonra kendisini yukarı doğru atmayı başarmış. Dolayısıyla yükselen bir yapıda haftalık yapı itibariyle yani aslında kabaca büyük resme odaklanmak gerekirse şöyle bir hareket içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu da bize neyin göstergesi? Hala aslında buradan yükselişin devam etme ihtimalinin olduğunun bir göstergesidir şu anki teknik yapı itibariyle, büyük resim itibariyle. Günlük grafiğinin günlük grafikte Biraz daha farklı yapılar var. Şöyle bir takoz yapısı var aslında günlük grafikte. Bu da yine bir yükselen takoz diye adlandırılabilir. Dolayısıyla bu takoz yapısını da bugün kapanış itibariyle yukarı doğru kırmayı başardığını görüntülüyorum GESA'nın. Dolayısıyla bu da artı e, haneye yazılacak bir konudur. 80-80 kritik bir fiyat. 80-80'e ben de alarm kurdum. 80-80'de bir miktar takılması e, muhtemeldir. Neden? Şuradaki yapıdan kaynaklı olarak bir miktar. E, bu alana takılması muhtemeldir. Çünkü burada birikmiş bir e, satıcı grubu var. Bakın burada bir konsülde yapı var. Konsülde yapıdan çıkıştan sonra bakın konsülde yapı şurası. Konsülde yapıdan kopuş geldikten sonra ne zaman gelmiş o? Bakın şu mumla birlikte bu konsülde yapıdan bu durağan yapıdan bir çıkış gerçekleştirdikten sonra aşağı doğru yıkılıyor. Dolayısıyla ben buradan bir teknik analist olarak ne anlayacağım? Bu alanda satıcılar var. Bu alanda ayılar var. Fiyatın yeniden bu alana gelmiş durumunda aşağı inme ihtimali olabilir. Buraya bir temasla birlikte geri çekilme ihtimali bulunabilir. O yüzden kısa vade hissede bulunanlar, karda bulunanlar, özel şu seviyelerden alım yapanlar fiyatın bu noktada işte yani 83 bölgesi, 79-83 bölgesinden bir belki de kar realiz etme durumları olabilir. Tabii ki son karar onlara ait olacaktır. Şu anda burada yapılan analiz tamamen. Yorumdan ibarettir kesinlikle bir tavsiye, yatırım tavsiyesi içermemektir bunu da belirtelim. Takos kırılımı da var ve şimdi bakın EMA kırılımlarına bakacağız. Şimdi hareketli ortalama var. EMA 50, EMA 100 ve EMA 200 genelde ben kullanıyorum teknik analizlerde e, günlük grafikte özellikle günlük grafikte baktığımda bakın EMA 50, EMA 100 ve EMA 200'ün de tek seferde tek bir mumla tek bir güçlü mumuyla yukarı doğru kırıldığını görüntüliyorum. Dolayısıyla bu anlamda da ciddi bir sıkıntımız yok. Şimdi bir de arasay kontrolü yapacağız. Bir diğer indikatörlerini kontrol edeceğiz. Genel durum diyelim. Evet arasay bakın orta bant üzerinde orta banttan yukarı doğru sert bir çıkış halinde. Yine arasayda da aslında teknik yapı itibariyle şöyle baktığımızda bir yukarı doğru seyir halinde. E, özür dilerim yanlış oldu. Bir yukarı doğru seyir halinde olduğunu görüntüleyebiliriz. Bakın burada da bir kırılım gelmiş. Yukarı doğru bir seyir var. Ama aşırı alış bölgesine tabi yakın vaziyette seyrediyor. <laughs> Bollinger üst bandı. Bollinger üst bandı da şu an yırtılmış vaziyette. E, nitekim Bollinger üst bandına her temastan sonra bakın teknik yapıyı inceleyelim. Her temastan sonra Bollinger üst bandına her temastan sonra aşağı doğru itilen bir fiyatlanma ile karşı karşıyaydık. Ancak bugün itibariyle Bollinger üst bandını böyle bir yırtıp atma söz konusu. Tabi bazılarına göre Bollinger üst bandının yukarı kırılması bir A sinyal olarak yorumlanırken bazıları da Bollinger üst bandını temastan sonra fiyatın yeniden hat içerisinde çekilmesinin daha doğru olduğunu söylüyorlar. Ben neredeyim? Ben de aslında biraz daha ikinci taraftayım. Yani Boruncir Bollinger üst bağını yırttı ama biraz e, yeniden hat içerisine doğru seyderse daha sağlıklı bir yükseliş olabilir. Bakın burada Bollinger üst bandı yukarı doğru kırıldıktan sonra yaklaşık bir hafta boyunca yükselişin devam ettiğini ancak bir, hafta bir haftadan sonra geriye doğru çekilmelerin başladığını görüntülüyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız? İşte bu seviyeleri takip etmeye devam edeceğiz. MACD alda devam ediyor. Histogramlar güzel. ya yani Şu an yapı genel itibariyle güzel, hoş bir yapısı var. EMA'lar kırıldı ee, ve kritik bir destek noktasından arkadaşlar kritik bir destek noktasından temastan sonra destek bulmasını olumlu buluyorum. Bir diğer önemli tabii e, teknik göstergemiz de hacim indikatörü olacak. Hacmi kontrol edeceğiz. Hacim e, hisseye olan sempati ilgiyi bize gösterir. Hacmin artış göstermesini diliyoruz. Evet artışta göstermiş özellikle son iki günde ciddi bir hacim gelmiş ve tabi son iki gündeki yükselişe baktığımızda bilançonun aslında e, olumlu karşılandığını piyasa tarafından bilançonun olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Bu şekilde bir yorum yapabiliriz ve tabi daha da teknik analizi detaylandırırsak şöyle baktığımızda bunun gibi kırılımlarda mevcut bunun gibi aslında kısa vadede şu düşen trendi de yukarı doğru kırdığını söyleyebiliriz. Güzel kırılımlar yapan hacim yerinde olan momentum yerinde olan ancak dediğim gibi konsolide hat şurası o hatta da yakın bir yerde fiyatlandığı için ee, en azından bakın yani tekrar bu uyarıyı yapalım. 80 ve 83 bölgesi 79 ve 83 bölgesine dikkat çekelim. Bu alana geldikten sonra fiyatın bir miktar en azından buradan bir reddeme ihtimali tabii ki gündemde olacaktır. Peki bu analizi de burada sonlandıralım. Herkese bol kazançlar diliyorum. وشكرا